Cep telefonuna gelen bir mesaj Bekir Avcı'nın tüm hayatını alt üst etti. Önce eşinin onu aldattığını, sonra da çocuğunun biyolojik babası olmadığını, evde bulgur tenceresinde bulduğu bir sim kart sayesinde öğrendi. 10 yıllık eşim Canan Avcı tarafından yıllarca ihanete uğramışım ve bu gerçekleri çok geç öğrendim. Önce bulgur tenceresinden bulduğu sim karttan aldatıldığını... Bulgur kazanın içinde sim kartı buldum. Nerede buldunuz? İçinde? Bulgur kazanın içinde. Bulgur kazanı. Evet. Sonra da çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi. Canım buraya gel, tüm gerçekleri ortaya çıkaralım. Bekir Avcı şoke eden suçlamalar ve inanılmaz iddialarla çaldı Esra Erol'un kapısını. Hedefinde yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşi vardı. Bir mesajla başladı her şey. Mesaj kimden geldi? Kaynımdan geldi. Karınızın telefonuna gelen bir mesajı erkek kardeşi, karınızın erkek kardeşi size gönderiyor. Evet. Sen bunu gönderdiği o mesajda ne yazıyor? İşte gece geleceğim 12'de işte seni çok seviyorum gibi mesajlar. Ben bununla yüzleşmek için buraya çıktım. İddiaya göre iki çocuğunun annesi biricik eşi Canan Avcı tarafından ihanete uğramıştı. Gece 12'de geldim ben tırdan. Telefonla konuşurken yakaladım ben bunu. Ben buna hiçbir şey söylemedim. Telefon aramaya başladım. Bulgur kazanın içinde sim kartı buldum. Nerede? Neyin içinde? Bulgur kazanın bulgur içinde. Kazanı. Bulgur kazanı. Evet. Yayına bağlanan Canan Avcı kocasının söylediklerini inkar etti. Dahası kurgu olarak yorumladı. Bu iddiaları kabul ediyor musunuz? Etmiyorum Esra Hanım. Bulgurun içerisindeki sim kartı kocanız kendi mi oraya koydu ve çıkardı? Kendisi koymuştu Esra Hanım. Bu yazışmaları da kendi mi kurguladı? Hepsini kendi yapmıştır. İhanet suçlamasını reddeden Canan Avcı konu çocuklarına gelince sessizliğe büründü. DNA testi yaptırmasının sizin için bir sıkıntısı mahsuru var mı sizi rahatsız eden? Ben nasıl olsa sonuçtan eminim diye. Ne oldun? Ne oldun? Ne oldun? Oysa Bekir Avcı gerçekle günler öncesinden yüzleşmişti. O günleri çocuğu aldığında DNA testi yaptırmış, çocuğum bana söyledi dediniz değil mi Canan Hanım? Evet. Çocuk ne diyor? Beni diyor doktora götürdü babam. Herkesin ağzını açıkta bırakan DNA testinin sonucunu da ilk kez stüdyoda açıkladı. Yaptırdınız mı DNA testi? Yaptırdım abla. Madem her şeyi ben yapmışım, o telefonu falan ben kurgulamışım her şeyi. DNA testinin sonucu ne çıktı? Benden çıkmadı. Hepsi sizin kurmacanız. Hepsi sizin kurmacanız.